Türk dolar karşısında neye göre yükselip neye göre düşüyor? Basitçe açıklamaya çalışalım. Nasıl ki bir ürün ya da malın değeri piyasada arz talep dengesine bağlıysa, dolar da aynı şekilde. En nihayetinde dolar da insanların değer biçtiği bir kağıt parçası, bir meta. Finansal piyasalarda dolar arzı sabitken, dolara olan talep fazlaysa, doların fiyatı artıyor. Talep azsa, doların fiyatı düşüyor. Ya da diğer bir deyişle, dolar talebi sabitken, piyasada dolar arzı arttığında, doların fiyatı düşer. Dolar arzı azaldığındaysa, doların fiyatı artar. Kısacası, doların fiyatı artıyorsa, bilin ki o ülkede dolara sahip olmak isteyenlerin sayısı artıyor demektir. Ne kadar çok dolar alınırsa piyasada o kadar az dolar olacak ve doların fiyatı artacaktır. Peki bu durum hep böyle mi olmak zorunda? Tabii ki değil. İnsanlar dolar alıp kullanırken piyasaya bu alınan miktardan daha fazla dolar giriyorsa doların fiyatı artmaz. Peki bir ülkeye nasıl dolar, döviz girer? Uluslararası yatırımcılar yatırım yaparsa, ihracat yaparsan ve turizm gelirin olursa. Bu noktada siyaset işin içinde fazlasıyla giriyor. Yabancı yatırımcıların yatırım yapması için ülkede güven ortamı ve siyasi istikrar olması gerekiyor. Dış ilişkiler turizm sektörünü direkt olarak etkileyebiliyor. Örneğin Rusya ile yaşadığımız kriz sonrasında turizm sektörünün girdiği sıkıntı. Ya da katma değerli üretim yapıp, sürekli dışa bağımlı bir ülke halini yapıp, sürekli dışa bağımlı bir ülke haline gelirsen de dolar düzenli olarak artıyor. Elbette FED ve diğer ülke merkez bankalarının faiz kararları, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notları, enflasyon beklentisi, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik veya siyasi durum gibi diğer etmenler de doların yükselişinde etkili oluyorlar. Ancak gün sonunda yukarıda bahsettiğimiz arz talep meselesi konunun temel nedeni diyebiliriz. Yani ekonomik olarak ne kadar iyi durumdaysanız, para biriminiz de dolar karşısında o kadar değerlidir. Buraya kadar dinlediyseniz, bence bir abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.